Onu her an anıyoruz ama bugün kalbimiz daha fazla kanıyor. Bu nasıl bir aşk ki gün geçtikçe çoğalıyor ve tüm milleti birleştiren bir çığ gibi büyüyor. Düşmanlarını delirten bu olmalı. Dört bir yanımız ateş ve emperyalizm tıpkı onun yüzyılında olduğu gibi. Her yanı kana boyuyor. Filistinli 75 yıldır kan kaybediyor ve bir kere daha soykırıma uğruyor. Bazı aklı evvellerin etrafı saran yorumlarına cevap olsun diye Mustafa Kemal Atatürk'ün Arap politikasına dikkatinize sunmak istedim. Türk'le Arap'ı İngiliz düşman etmiştir. Bu cümle Atilla İlhan'a ait. 1979 yılında yazdığı bir makalesinin başlığı. Tarih geçen yüzyıl başı diyor. Emperyalizm Müslüman coğrafyada haritalar çiziyor. Çünkü burası petrolüyle, pamuğuyla, buğdayıyla, geçiş yollarıyla vazgeçilemez bir bölge. İngilizlerin derdi bir Arap milliyetçiliği. Ajan Lawrence bunun için uğraşıyor. Bir Arap milliyetçiliği oluşturulacak, Araplar savaş sahnesine çıkarılacak, aynı zamanda Arap halifeliği de sahneye çıkacak. Biri olmazsa öbürü. Tabii ikisinin de ipleri İngilizlerin elinde olacak. İngilizler Araplara Osmanlı elindeki hilafeti teklif ediyorlar. Türklerle Arapları savaştırmanın en kesin yolu bu. İngiliz planı başarıya ulaşmıştır. Birinci Dünya Savaşı'nda Şerif Hüseyin, Faysal, eski Osmanlı uyrukları İngilizlerin peşine takılmışlardır. Suriye ve Arabistan'daki Türk ordularını arkadan vurmuşlardır. Sonuç Türk-Arap düşmanlığı zirve yapmıştır. Araplar Hristiyanlarla birlik olmuş, Müslüman Türklerle savaştırılmışlardır. Türkler Araplardan, Araplar Türklerden nefret etmiştir ve bu nefret sayesinde emperyalizm Orta Doğu'da rahat rahat at oynatmıştır. Bu nefret sayesinde Batılılar ikinci paylaşım savaşı sonrası Siyonizmi Filistin topraklarına oturtabilmişlerdir. Arap düşmanlığı o boyutlara çıkmıştır ki Filistin toprakları üzerine oturtulan İsrail devleti kurulurken İstanbul basını bayram yapmıştır. Bugüne bakın, Türkiye Suriye ile el ele vermiş olsaydı ne güney sınırımızda Amerika PKK'yı devletleştirebilirdi, ne Gazze'de bu boyutta bir katliama izin verilirdi. Bu özel günde Mustafa Kemal Paşa'nın konuya ilişkin düşüncelerine bir örnek verelim. Tarih 24 Nisan 1920. Yer Türkiye Büyük Millet Meclisi 2. Birleşim 4. Oturum. Gizli bir oturum bu. Bakın Mustafa Kemal ne diyor? Suriye ve Irak halkı yani Arabistan 1914 tarihinden evvel bunlarla aynı sınırlar içinde bulunduğumuz zamanlar biliniyor. Osmanlı Devleti'nin bir organı, bir parçası olmaktan çok yakınıyorlardı, bağımsız olmak istiyorlardı, bu amaç için çok uğraştılar. Fakat sonuç alabilmek için sadece kendi kuvvetlerine dayanmanın yetersiz olduğunu gördüler. Ve ne yazık ki hepimizi birden yok etmeyi kafasına koymuş düşmanlarla işbirliği yaptılar. İngilizler, Fransızlar da hedeflerine ulaşmak için Araplara sarıldılar. Fakat Birinci Dünya Savaşı'nın sonucunu gördükten sonra Suriye'de İngiliz ve Fransız yönetim biçimini yaşayınca, o aşağılayıcı yönetim altında kalınca bu bölgedeki Müslümanlar büyük bir yanılgıya düştüklerini anladılar. Ve bundan sonra bir kısmı kendi içlerinde bağımsız olmak fakat yine bir suret ve şekilde Osmanlı topluluğu içinde bulunmak cihetini düşündüler. Mustafa Kemal Paşa daha sonra bölgedeki Arap yetkililerin kendisiyle temas ettiğini anlatıyor ve şöyle diyor. Herhalde Suriyeliler Fransızlarla ya da herhangi bir ecnebi devletle ilişkinin kendileri bakımından sonunda esaret olacağına inandılar ve bundan dolayı bize başvurdular. Biz de karşılık olarak onlara dedik ki bizim kendi sınırlarımız içinde bağımsız olduğumuz gibi Suriyeliler de kendi sınırları içinde bağımsız olsun, sonra federatif ya da konfederatif denilen biçimlerden birisiyle sizinle bağlantı kurabiliriz. İşte böyle demiş. Mustafa Kemal Paşa'nın Arap politikası onların bağımsızlıklarını kazanması ve daha sonra bağımsız Arap devletleriyle bölgede emperyalizme karşı bir bütün olunması şeklinde özetlenebilir. Atatürk'ün stratejisi emperyalizmin hedefindeki tüm bu coğrafyada birlik ve beraberliğin sağlanmasıdır.
Onun önceliği her zaman bölge çıkarları için karar verebilecek aklı öne çıkarmaktır. Ruhun şad olsun paşam.